24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk. Biraz önce Selim Atalay'ın usta moderatörlüğünde Egemen Bağış, Hakkı Öcal'la birlikte Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olmasının resmen yapıldığı o yemin törenini ve devamını konuşmuştuk. Artık haber saati ve moderatör gece çok yoğun bir gündemle karşınızda. Özellikle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne dönük lav silahlı bir saldırı akşam saatlerinin çok sıcak gelişmesiydi. Gündemin özetlerine geçmeden önce Zuhal Demir muhabirimiz şu anda olay mahallinde. Evet Zuhal Demir, lafı fazla uzatmadan hemen senden son durumu alayım. Ardan Zentürk, olay yerindeki haber takibimizi sürdüreceğiz ama yaşananları bir daha toparlayacak olursak, saldırı Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik yapıldı. Lav silahı kullanıldı. Binanın bahçe duvarına isabet etti bu lav silahı ki zaten orada da artıkları bulundu. Biz şu dakikalarda olay yerinin hemen üst sokağındayız. Buradan daha ileri gitmemize polis ekipleri izin vermiyor. Hemen sizin de gördüğünüz gibi bu noktada sokaklarda özellikle Hırkayı Şerif Mahallesi'ndeki Aktar Sokağı ve Yaman Sokağı'nda burada özel hareket birimleri ve polisler sıkı güvenlik alıyor ve belki de saldırganların avında şu dakikalarda tek tek tüm noktalar inceleniyor diyebiliriz. Özellikle bir apartmanın önünde çok yoğun bir inceleme yapıldı. O dakikalarda merakla bekleyen vatandaşlar oralardan uzaklaştırıldı. Şu dakikalarda mahallenin birçok sokağına giriş çıkışlar durdurulmuş vaziyette. Binalarında olanlar korktular ilk sesi duyduklarında. Onlarla konuştuğumuzda büyük bir ses duyduklarını, gürültüyle cama çıktıklarını söylediler. Pek çoğu ise şu an camlarından olay yerini izliyorlar, yaşananları izliyorlar, polisin çalışmalarını izliyorlar. Dediğimiz gibi polis ekipleri, özel harekat kuvvetleri sokakları karış karış ediyor. Binaların tüm noktalarında ama özellikle bir apartmanın bodrum katında yoğunlaştıklarını söyleyebiliriz. Şu anda bütün sokaklarda aramalar devam ediyor. Ayrıca Vatan Emniyet Binası'nın etrafındaki, bu bilgiyi paylaşalım, etrafındaki araçlarda aramalar yapılıyor. Bunun da bilgisini verelim. Dolmuşlarda, araçlarda tek tek incelemeler, aramalar yapılıyor. Bu noktada güvenlik en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Birçok kişi sokaktaydı. Bu noktaya çok yakın bir hastane olduğunu biliyoruz. İşte o hastaneye gidecek olanlar da durduruldu. Onlar da sokakların başında yine bekletiliyorlar diyebiliriz. Mahallede oturanların, apartmandakilerin çıkmasına izin verilmiyor. Bu noktada incelemeler devam ediyor. Akşamın sıcak gelişmesiydi sizin de söylediğiniz gibi. Biz bu noktada haber takibimizi sürdüreceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Ardan Zentürk. Peki. Teşekkürler Zuhal Demir. En büyük düşüncemiz herhangi bir ölü ve yaralıya neden olmadı bu saldırı. Efendim isterseniz kısaca akışımızın ana başlıklarından da bir iki örnek vereyim. Efendim Erbabı temizleme operasyonunda terör örgütü DAEŞ kalleş bir saldırı gerçekleştirdi. Suflaniye kasabasında canlı bir bomba araçlı bu saldırıyı gerçekleştirdi. Ve ne yazık ki 5 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı. Gerçi onlardan da 23 terörist öldürüldü. Bütün bunları vereceğim. Devamında Erbap'ta ne oluyor? Ve orada DAEŞ ne gibi bir hedefin peşinde? Özellikle bu konuyu güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar'dan alacağım. Cumhurbaşkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırdaydılar. Gaziantep, Kilis ve Adana'da sınır birliklerini teftiş ettiler, denetlediler. Birazdan o haberi de aktaracağım. Ortaköy katliamcısı Maşaripov 4 gündür sorguda, teröristin sorgusuna MİT'ten özel ekipler de katılıyor. Bu arada Maşaripov'a katliam silahını ulaştıran ve oğlunu ellerinde tutan DAEŞ'li teröristler de her yerde aranıyor. Bütün bu haberleri vereceğim. Bir başka uzmana, doçent doktor Mehmet Şahin'e bağlanacağım. Orta Doğu denkleminde son durum ne? Esas onu konuşacağım. Diyarbakır Belediye Başkanlığı görevlerine getirilen kaymakamlar veya yeni belediye başkanları var. Bunlardan biri de Sur ilçesinin vekil belediye başkanı arkadaşımız Şemus Çakan. Sur'daki çalışmalar çerçevesinde hem kaymakam hem belediye başkanı olan bürokratımız da sokakları gezdi. Onun izlenimlerini vereceğim. Bir de yaşamın içinden dün de vermiştik görüntüleri. Dünyanın saçma görüntülerinden biriydi. 3 kişi birbirine sürekli silah sıkıyordu. Şehir kovboyluğuna özenmişlerdi. Emniyet onları yakaladı. Biraz da detay oradan olacak.
Dilerseniz hemen haberlere geçelim. Fırat Kalkanı Harekatı'nın Erbap çatışmalarında kalleş bir saldırıyla karşılaştık. Zaten başka bir saldırıyla karşılaşamayız. Çok düzenli bir ordu, bütün her yeri tutmuş. Kendini bir şey zanneden o teröristler de orayı burayı savunmaya çalışıyorlar. Pek şansları yok. Ne yapıyorlar? O orduya zafiyet kazandırmaya, daha doğrusu zayiat kazandırmaya çalışıyorlar. İşte onlardan biri bugün yaşandı. Bir canlı bombalı araç patladı. 5 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri vuruyor, köşeye sıkışan DAEŞ terör örgütü kalleşçe saldırılar düzenliyor. Özgür Suriye Ordusu ve Türk askerince sürdürülen Elbap operasyonunda DAEŞ terör örgütü ilçenin doğusundaki Suflaniye kasabasında bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeden askeri helikopterlerle Gaziantep ve Kilis'e sevk edildi. 2 asker Gaziantep, 7 asker de Kilis'te tedavi altına alındı. Gaziantep'e getirilen şehit askerlerin kimlikleri de belli oldu. Uzman çavuşlar Saim Topal, Bahattin Bakır, Emre Doruk, Ramazan Taşkın ve Mete Can'ın DAEŞ'in bombalı saldırısında şehit olduğu öğrenildi. Öte yandan Türk askeri Elbap'ta DAEŞ'a darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Harekatın 5. ayının tamamlandığı günde hava operasyonları ve karadaki çatışmalar sırasında 23 DAEŞ'li terörist öldürüldü. Türk savaş uçaklarının Elbap'taki 19 DAEŞ hedefini vurduğu hava bombardımanı da kameraya yansıdı. Görüntülere Türk jetlerinin DAEŞ hedeflerini tam isabet vurması yansıyor. Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gaziantep, Kilis ve Adana'daki sınır birliklerini denetledi. Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretleri sırasında kuvvet komutanları da eşlik etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile Gaziantep, Kilis ve Adana'daki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Komutanlar ilk olarak bölgede bulunan harekat merkezinde 150. günü geride kalan Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili terörle mücadele harekatına yönelik gelişmeler hakkında ilgili komutanlıklardan son duruma ilişkin değerlendirmeleri aldılar. Daha sonra Adana'ya giden Orgeneral Akar, İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı'nda denetlemelerini sürdürdü. Bu gelişmeler çerçevesinde bir uzman görüşüne ihtiyacım var ve Abdullah Ağar, güvenlik ve strateji uzmanı şu anda telefon attığımda. İyi akşamlar Abdullah Ağar. İyi akşamlar Erdoğan Bey, saygılar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle düne döneceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarla yaptığı toplantıda bir cümle kullandı. O manşetlere pek çıkmadı ama bizim kulağımıza bayağı ilginç geldi. Dedi ki, esasında kısa sürede bitebilecek bu Elbap operasyonunun neden uzadığını biz gayet iyi biliyoruz. Bu işi yapanları da bir gün bu boğar dedi. Neydi bu Cumhurbaşkanı'nın hedeflediği odak? Öncelikle sahada bir etki var Ardan Bey. Yani Musul'dan başlayalım isterseniz, evet. Kısaca. Musul çuvalının batı ağzı açık bırakıldı. Ve Musul'dan çok ciddi anlamda bir transfer gerçekleşti Suriye'ye. Evet. Ve onların büyük bir çoğunluğu bizim karşımızda şu an BAP'ta. Evet. Bir diğer tarafıyla benzer bir fotoğraf Rakka ve Deryazor için de gerçekleşti. Orada da BAP'a yönelik bir akış var, akışkanlık var. Evet. Bir diğer tarafıyla boşaltılan bazı alanlar var ve hiç el kol sallamadan YPG'nin eline geçen alanlar var.
Evet. Örneğin bundan yaklaşık 10 gün önce Tapka bölgesinde IŞİD alanı boşalttı ve YPG elini kolunu sallayarak 300 kilometre karelik bir alanı ele geçirdi. Şimdi bütün IŞİD'in sevgili Abdullah Ağar, bir dakikanızı rica edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsun Mevlüt Çavuşoğlu şu anda canlı bağlantımızda bir açıklamaları var. Dilersen onu da alalım, devam edelim. Olur mu müsaitsen? Teröre karşı başka bir terör örgütüne güvenmenin ya da destek vermenin, bel bağlamanın çok yanlış olduğunu ve Suriye'de sorunu bitirmeyeceğini, tam tersi Suriye'de sorunların devam edeceğini vurguladık. Ve muhataplarımın da bunu çok iyi anladığını gördüm. Yani FETÖ konusunda da zaten tutumları bellidir. Hem FETÖ konusunda hem YPG konusunda bizim tutumumuzu çok iyi anladıklarını gördüm. Olumlu sinyaller de aldım. Mevlüt, işte Amerikan Elbap'ta Amerika'nın özellikle koalisyon kuvvetlerinin destek vermediğini gördük bir dönem. Sonra bir anda 1,5-2 hafta içerisinde Amerikalılar tekrardan özellikle Pentagon'un geçen haftaki açıklamasına bakarsak hava desteğini vermeye karar verdiler. Burada ne değişti? Yani Amerikalılar için ne değişti bir anda tekrar hava desteğini vermeye karar verdiler? Doğrusu şu ana kadar verilen destek de ciddi bir destek değil. Yani çok fazla şey değişmedi. Sembolik bir destek oldu. Yani Amerika kendisine göre 20 kilometrenin altındaki bölgeye destek vermeyeceğini söyledi. Niye 20 kilometrenin altındaki operasyona destek vermiyorsunuz? Oradaki operasyon kime yönelik? Oradaki operasyon PKK, DAEŞ'e yönelik. DAEŞ'e yönelik bir operasyonda niye sınırlama yapıyoruz? Amaç ne? Ama çok net, YPG bir önceki yönetime baskı yaptı. Yani Türklere destek verirseniz DAEŞ'e karşı biz Rakka operasyonuna katılmayız. Ya da sizinle işbirliği yapmayız dedi. İşte bir terör örgütüyle işbirliği yapmanın mahsulları. Sonra o terör örgütünün bu şekilde esiri olabiliyorsunuz. Sadece bir terör örgütüne güveniyorsanız. Bizim işte daha önceki yönetime yaptığımız, onlara yönelik yaptığımız eleştirilerin sebebi bu. Yani bir terör örgütü baskı yapıyor. DAEŞ'e karşı koalisyonun içinde olan ülkeler ve bizim üslerimizi kullanan o koalisyonun içindeki ülkeler DAEŞ'e karşı operasyonumuza havadan destek vermiyor. Bizim kabul edemediğimiz de tam anlamıyla buydu. Ve sonraki süreçte de sembolik bir saldırı oldu, şey hava operasyonu oldu. Rusya'nın bazı destekleri oldu. Bizim hava kuvvetlerimizin Elbap'ta DAEŞ hedeflerini vurduğunu sizler de takip ettiniz. Biz daha iyi işbirliği bekliyoruz. Yeni yönetimden de daha iyi işbirliği beklediğimizi kendilerine de ilettik. Ve bundan da şüphemiz yok. Yani bunda DAEŞ'e karşı mücadelede çok daha etkili stratejiyle işbirliği yapacağımızı tüm muhataplarım görüşmelerimizde bana söyledi. Bundan da şüphemiz yok zaten. Biz de buna hazırız. Esasen koalisyonun içinde yıllardır net bir şekilde bunu öneren biz olduk, Türkiye olduk. Tüm koalisyon toplantılarında, gerek benim katıldığım toplantılarda, ara dönemde Feridun Bey'in katıldığı toplantılarda biz net bir şekilde DAEŞ'e karşı hangi somut adımların atılması gerektiğini, özel kuvvetlerle beraber kara operasyonun şart olduğunu vurguladık. Bugün bu tutumumuzda da gene haklı çıktık. Haklı olduğumuzda herkes görmeye başladı. Daha fazla kuvvetle, özel kuvvetle, güçlerle ve yerel güçlerle DAEŞ'i hem Rakka'dan hem Elbap'tan hem de Musul'dan Irak'ta temizleyebiliriz. Zaten bu üç şehirde yenilgiye uğradıktan sonra diğer yerlerde de tutunması mümkün değil. Yani DAEŞ'i yenebilmek için, yok edebilmek için bu üç şehirde başarılı olmamız gerekiyor ama doğru stratejilerle ve operasyon sonrasını da iyi planlamamız gerekiyor. Evet Kahraman. Sayın Bakanım, bu yeni yönetimle beraber Suriye sorununun genel olarak çözümünü kullanacağını düşünüyor musunuz? Elbette DAEŞ'e karşı operasyon önemli. Ama diğer taraftan siyasi çözüm olmazsa
burası bataklık olarak devam ederse başka terör örgütleri ortaya çıkar. DAEŞ'in içinden çıkanlar, El-Kaide'nin içinden çıktığı biliyorsunuz DAEŞ, güçlendi. Diğer terör örgütleri de var küçük küçük. Bunlar büyür. Bataklığı da kurutmak lazım. Bataklığı kurutmanın en iyi yöntemi de siyasi çözümdür. Siyasi çözüm için de Rusya ile biliyorsunuz inisiyatif aldık. Ve muhaliflerle Rusları bir araya getirdik. Ankara'da bir araya geldik. Önce Rakka'da, özür dilerim, Halep'te. Halep'teki insanları kurtarmak için bir işbirliği yaptık. Zorluklara rağmen başarılı olduk. Dolayısıyla buradaki başarı esasen bizi teşvik etti ve ateşkesi tüm ülke geneline yaymak için, yani muhaliflerle rejimin çatıştığı tüm bölgelere yaymak için ve siyasi süreci başlatmak için tekrar yoğun çalışmaları başlattık ve ortaya bir anlayış çıktı. Hem ateşkesin sağlanması için hem de siyasi çözüm için. Şimdi ateşkes konusunda bazı sorunlar var mı? Var. İhlaller var. Bu ihlalleri ihlallerin kimin tarafından olduğu da raporlarda var. Çok büyük bir ekseriyetle rejim ve rejimi destekleyen gruplar tarafından ihlaller var. Buna rağmen süreci devam ettirmek için çaba sarf ediyoruz. Şimdi Astana hazırlığı başladı. Muhalefet kendi listesini oluşturdu. Ev sahibi Kazakistan biliyorsunuz diğer davetiyeleri gönderdi. Biz de uzman düzeyinde Astana'da olacağız. Muhalifler de önümüzdeki günlerde belki yarın Astana'ya gidecek ve pazartesi günü ilk görüşmeler başlayacak. Amacımız bu görüşmelerden sonuç elde etmek. Ateşkesi daha da pekiştirmek, ihlalleri azaltmak ve siyasi süreci hızlandırmak. Tabii burada Birleşmiş Milletler olacak ve Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Demustra, Stefan Demustra da Birleşmiş Milletler adına bu müzakerelere adeta moderatörlük yapacak. Buradan elde edilen sonuçların Cenevre sürecine bir girdi olarak Cenevre sürecine katkı sağlamasını arz ediyoruz. Yani burada Birleşmiş Milletler çatısı altında, şemsiyesi altında siyasi müzakerelerden de sonuç elde edilmesi gerekiyor. Müzakerelerin anlamlı olabilmesi için ateşkesin kalıcı olması gerekiyor. Tüm bunlar için gerçekten çaba sarf ediyoruz. Ama kozmetik bir şekilde siyasi çözümler değil, gerçekten siyasi bir geçiş içinde iki tarafında samimi olması lazım. İki tarafında nasıl bir Suriye istediklerine dair, yani Suriye'nin siyasi geleceğine dair vizyonunu ortaya koyması gerekiyor. Bizim arzumuz sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü korunan, herkesi kapsayan bir yönetim anlayışının gelmesi ve bu şekilde de istikrarın devam etmesi. Bu süreç devam ederken de etkili stratejiyle ve işbirliğiyle DAEŞ'i de Suriye'den temizleyebiliriz. Buyurun Cüneyt Bey. Somut olarak Obama döneminde olmayan ya da Türkiye'yi rahatsız eden ve şimdi Trump döneminde somut olarak beklediğimiz gelişmeler neler diyor var? Ayrıca PKK ve PKK ile mücadele ve FETÖ dışında mesela Kıbrıs konusunu konuştunuz mu? Ya da güvenli bölge konusu gündeminizde var mı? Bugün Trump'ın yaptığı konuşmada biz başka ülkelerin sınırlarını korumaktan kendi sınırlarımızı koruyamadık dedi. Bu konular açıldı mı acaba? Bu kadar detaylara girmediğimizi söyleyebilirim. Yani güvenli bölgeyi nasıl oluşturacağız? Bu detaylara girecek zaten ortamlarda olmadı. Ancak genel bir şekilde ilişkilerimizi nasıl değerlendireceğiz? Ve şu hassas, biraz önceki söylediğimiz hassas konulara değindik ki somut olarak bir önceki dönemde maalesef bu hassas konularda beklentilerimiz karşılanmadı. Yani FETÖ ile ilgili beklentilerimiz maalesef karşılanmadı. Aynı şekilde YPG ile ilgili beklentilerimiz karşılanmadı. Destek devam etti. Münbiş'ten Obama'nın bizzat söz vermesine rağmen ABD Genelkurmay Başkanı'nın, Dışişleri Bakanı Kerry'nin
Yani dönemin tüm yetkililerinin söz vermesine rağmen Münbiç'ten bile YPG çekilmedi. Yani Fırat'ın doğusuna geçmedi. Dolayısıyla bu konular bizim için elbette bir hayal kırıklığıydı. Üzüntü de duyduk, üzüntülerimizi de bildirdik, tepkilerimizi de biliyorsunuz gösterdik. Hiç çekinmeden tepkimizi de gösterdik. Bu konuları değerlendirme fırsatımız oldu ve bu konulardaki beklentilerimizi elbette dile getirdik. Ama biraz önce de söyledim, bu konularda yeni yönetimde şu anda bir görüş ayrılığı, ciddi bir görüş ayrılığı yok. Ama bunların detaylarını tabii resmen bugün göreve başladılar. Tüm detayları resmi bir şekilde bundan sonra görüşmeye devam edeceğiz. Müsteşarımızı göndereceğiz ve müsteşarımız burada siyasi görüşmelerini gerçekleştirecek. Tüm bu hassas konularda detaylı bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'ndaki muhataplarıyla görüşecek. Dışişleri Bakanı'yla biz görüşeceğiz. Aynı şekilde Başkan Trump'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bir araya getireceğiz. İlgili bakanlarımızla görüşecek. Ben yani hiçbir zaman böyle hayal içinde olan bir kişi değil. Dolayısıyla her ülkeyle her konuda hemfikir olacağız, her yönetimde hemfikir olacağız diye bir kural da yok. Ama birbirimizi çok iyi anladığımızı ve yeni yönetimin ve Başkan Trump'ın tüm bu olaylara çok gerçekçi bir perspektiften baktığını daha önceki konuşmalarında da gördük ve bu ziyaretimizde de net bir şekilde gördük. Buyurun lütfen. İran Kıbrıs konusunda da değinebilir misiniz? Görüşmelerde hangi noktaya gelindi? Evet. Ve Yunan Başbakanı Çıtırsın Türkiye'nin söylem yapmasında eleştirdiler. Yani Çipras'ın yani Türkiye'ye yönelik yani eleştiri yöneltecek en son ülkenin Yunanistan olması gerekiyor. Özellikle Kıbrıs konusunda. Bugün Kıbrıs konusunda hiçbir ülke ve hiçbir kurum Türkiye'ye yönelik eleştiri getiremez. Ne 2004'teki tutumumuzdan dolayı eleştirilebiliriz. Kıbrıs Türk halkı, KKTC de buna dahildir. Ne de o günden bu yana sürdürdüğümüz tüm bu süreçteki tutumumuz ve sürece verdiğimiz desteğe baktığımız zaman Türkiye bir eleştiri hak etmiştir. Yani biz yani olumsuz anlamda hak etmemiştir anlamında söylüyorum bunu. Efendim Abdullah Ağar şu anda telefon hattında devam ediyor. Tekrar merhaba Abdullah Ağar. Merhabalar Erdoğan Bey, saygılar. Sabrın için çok teşekkür ederim ama önemli açıklamalardı. Sen de dinledin. Benim dikkatimi çeken biraz önce senin anlatmakta olduğun konuyu destekler mahiyette bazı cümleler. Ciddi destek değil dedi Amerikan eski yönetiminin DAEŞ'e karşı verdiği mücadelede Türkiye'ye. 20 kilometrenin altına da destek vermeyiz dediler dedi. Daha ne desin? Evet, yorumunu alıyorum. Şimdi mesele Suriye'den veya Irak'tan toprak kapma savaşı mı? Evet. Yoksa IŞİD'le mücadele mi? Hı hı. Şimdi Türkiye diyor ki IŞİD'le şu an Irak ve Suriye karasalında IŞİD'le en etkin mücadeleyi şu an Türkiye yapıyor. Evet. Şimdi ben hani geçmiş dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin IŞİD'le mücadele adı altında fil tüfeğiyle karınca avlamaya çalışırcasına kişi avlamaya çalıştığını çok gördüm sahada takip ettiğim evet. Süreçlerde. Şimdi burada o kadar çok IŞİD'li varken neden IŞİD'lileri bir şekilde imha edecek şekilde Türkiye'ye yardım ve destek üretmiyor da başka türlü bir takım angajmanların içerisine giriyor ve hatta yani bu iddiayı çözen başka bir şey daha var aslında. Evet. Yani Türkiye sembolik dahi bir destek vermekten çekinirken öte tarafta YPG'nin PKK'nın bir hava gücüymüş gibi davranarak orada Rakka'da IŞİD'in boşalttığı alanların ötesine geçtikten sonra IŞİD'in direnç ürettiği alanlarda IŞİD'leri sürekli vuruyor. Evet. Yani burada bir şey var. Büyük bir şey var. Yarısında bir oyun var. Ve bu oyunda şöyle bir detay aslında ortaya çıktı. IŞİD'in Türkiye'nin önüne yığılmasını sağlamakla yani Batı önüne yığılmasını sağlamakla aslında Amerika Birleşik Devletleri çok başka bir hamle yaptı. PKK'nın elini rahatlamasını evet. Sağladı.
Yani burada hani stratejik ortağı efektif bu tür cümleler çok hani anlaşmalarla sabit ama ne yazık ki bu anlaşmaların gereğini Amerika Birleşik Devletleri yapmıyor şu an. Peki duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum şu an. Evet. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri o kuzeyden sağlayamadığı o terör koridorunu YPG'nin de esiri olması nedeniyle Mevlüt Çavuşoğlu'nun deyimiyle daha güneyden yapmaya çalışıyor. Du. Ama yani bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin daha doğrusu Obama yönetiminin geçmiş dönemin ortaya koymuş olduğu büyük bir başarısızlık olarak aslında kendisini gösteriyor. Yani sonuçta onların tembel bir niyet ve gayretleri vardı. Ve çok hoyrat davrandılar geçmiş süreç içerisinde. Ama bir şekilde Rusya'nın duruma müdahale olmasıyla beraber bir denge öremeye başladı. Ve temeldeki büyük fotoğrafta da şöyle bir gerçek var. Yani Türkiye ile dost ve müttefik olduğunu ifade ve iddia ediyor olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri bir terör örgütüyle işbirliği içerisine girerek ve bu terör örgütünün Türkiye'nin bekasını, geleceğini, güvenli tehditlerini çok iyi bildiği halde ne yazık ki böyle bir angajmana girmiş durumda. Ve doğal olarak da bu özellikle geçmiş dönemden bahis de elbette. Yani şu an o Trump'ın nasıl bir tavır ortaya koyacağını bilmiyoruz. Evet. Ama bir şekilde geçmişin müesses nizamının devamlı şeklinde bir etki üretmeye devam edecek olursa doğal olarak Türkiye ile Batı dünyası arasında ortaya çıkan bu jeopolitik kırılmanın erken evreleri mutlaka derinleşecektir. Peki. Derinleşecektir ve bu şekilde de bir şekilde aslında dünyanın merkez noktası Avrupa Amerika'dan Asya'ya doğru kayacaktır. O ülkelerin bunu değerlendirecektir diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum sabrınız için de ama hepimiz için aydınlatıcı oldu Mevlüt Çavuşoğlu'nun canlı bağlantıdaki konuşmaları. İyi akşamlar diliyorum Sayın Abdullah. Sağ olun. Efendim Müslüm Ali biliyorsunuz Bas rejiminin politikalarını destekleyen bir gazeteci tutuklanmıştı Cumhurbaşkanı'na hakaretten. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi mahallinin tahliyesine karar verdi. Tutuklu şüpheli Üslüm Ali hakkında terör ve örgütlü suçlar bürosunca yürütülen soruşturma tamamlanmış. İddianamede mahallinin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan ve İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Mahkeme Üslüm Ali'nin tahliyesine karar verdi. Evet, geçiş kapağımızda da olduğu gibi o terörist sorguda. Dördüncü gün teröristin sorgusuna MİT'ten de özel ekipler katılıyor. Çünkü hepimiz burada haftalardır söylüyoruz. Bu işin arkasında DAEŞ'in ötesinde bazı istihbarat örgütleri olabilir diye. Bu arada Maşaripov'a katliam silahını ulaştıran ve oğlunu halen elinde tuttuğu belirtilen DAEŞ'li teröristlerin her yerde aranmasına devam ediliyor. Teröristin sorgusunda dördüncü güne gelindi. Saldırının şifreleri kırılmaya başlandı. Reyna katliamcısı Maşaripov'u ele geçiren polis şimdi dört yeni DAEŞ'li teröristin peşinde. Terörist Maşaripov terörle mücadele şubesinde tek kişilik koğuşta tutuluyor. Sorgusuna zaman zaman Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan özel bir ekip de katılıyor. Maşaripov sorulan sorulara tek tek yanıt veriyor. Polis saldırıya ilişkin karanlık noktaları aydınlatmaya başladı. Maşaripov'un verdiği bilgiler doğrultusunda 4 DAEŞ'li teröristin peşine düştü. İddialara göre o teröristlerden 3'ünün elinde Reyna katliamcısının 4,5 yaşındaki oğlu da var. Gözaltına alındıktan sonra sürekli oğlunu soran Maşaripov'un ifadesi polisi harekete geçirdi. Silivri'deyken yanıma biri geldi. Her yerde aranıyorsun, çocuğunu alacağız. Kaçacağın zaman getireceğiz dediler. Benden aldılar. Polis Maşaripov'un bahsettiği 3 DAEŞ'li teröristi belirledi. Yakalamak için de operasyonlara başladı. Ancak polisin peşinde olduğu bir terörist daha var. O isim de Maşaripov'a katliamda kullandığı silahı teslim eden ve Bakırköy'de polis uygulamasından kaçarken yanında olan isim.
Efendim bu konudaki gelişmelerle ilgili bir haberim daha var ama şu anda Washington'da olağanüstü olaylar yaşanıyor. Çünkü biliyorsunuz Donald Trump yeni Amerikan başkanı yemin etti. Amerikan Kongresi'ndeki geleneksel öğle yemeğine katılıyor. Devamında da Beyaz Saray'a geçecek. Fakat şu anda Washington'dan verdiğimiz canlı yayında Trump'ın kortejini protesto için binlerce insanın sokaklarda olduğu ve Amerikan polisinin yer yer, şu anda görüntüde görmüyoruz, yer yer bu protestocularla çatıştığı, yer yerde yolları kapattığı ve kortej güvenliğini sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor. Yine gelen bilgiler arasında buradaki görüntüler biraz sakin gözüküyor ama yüzleri maskeli bazı şahısların bu gösterilerde öncülük ettiği yönünde bilgiler var. Şu anda Donald Trump'ın başkanlık yeminini etmesinden bu yana Washington'da büyük olaylar gebe ve yaşanıyor da yer yer. Tabii biz şu anda ajansların bize geçtiği canlı yayınları veriyoruz. Gördüğünüz gibi yüzü maskeli şahıslar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösteri ve protesto kanunları çok serttir. Gerçi biz de onlardan bazılarını kullanıyoruz şu anda ama bu tür yüzü kapalı, duran, hareket etmeyen, elinde sopa veya buna benzer şeyler olan unsurların gösterilerini, işte şu anda yine bir başka görüntü geliyor Washington'dan. İş büyüyor. Washington'da iş büyüyor. Yavaş yavaş sokaklarda çöpler, lastikler yakılmaya başlandı. Anladığım kadarıyla Trump'ın Amerikan Kongresi'ndeki öğle yemeğinden Beyaz Saray'a geçişini önlemeye çalışan protestocular var Washington'da şu anda. Ve bu nedenle şimdi kulaklıktan gelen bilgi, Trump'ın Beyaz Saray'a bir kortejle gidişinin gecikebileceği ifade ediliyor. Bu çok özel bir durum. Bugüne kadar benim Jimmy Carter'dan beri, yani 1976'dan beri izliyorum Amerikan başkanlık ve seçimlerini ve devir teslimlerini. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Ve gördüğünüz gibi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da adeta bir olağanüstü hal var. Sokağa dökülmüş insanlar yolları kapıyorlar, yüzü maskeli insanlar var ki bu güvenlik açısından çok büyük, çok büyük bir zafiyet yaratabilir ve Trump'ın kortejinin Amerikan Kongresi'nden Beyaz Saray'a gitmesini engellemeye çalışan bir protestocu grup Washington'da bir olağanüstü durumu yaratmış durumda. Evet, bu işlerin böyle olacağı belliydi. Amerika'nın belli bir kesimi, neoliberal, solcu vesaire neyse ne, onlar Donald Trump'ın Beyaz Saray'da makama oturmasını istemiyorlar ilk günden beri. Ve sanıyorum Amerikan toplumundaki bu bölünme önümüzdeki günlerde daha farklı görüntülerle de karşımıza çıkabilir. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. İlerleyen dakikalarda yeni olaylar olursa yine bağlanacağız canlı olarak Washington'a ama dilerseniz bu Reyna katliamı ile ilgili bir başka habere de bakalım. 8 kişilik ekip bu Maşaripov'a destek olan gözaltında. Polis tıpkı Maşaripov gibi katliam 8'lisini de sorguluyor. Gündemde hep o var. Ortaköy katliamcısı DAEŞ'li terörist Maşaripov. Ama İstanbul polisi sadece onu değil, teröristin katliam ekibini de deşifre etti, hepsi tek tek yakalandı. Katliam 8'lisi olarak adlandırılan grupta Rusya, Çin, Türkistan uyruklu teröristler var. İçlerinden biri Maşaripov'un karısı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde 8 Ocak'ta yakalandı. Yanında çocuğu da vardı. Bir diğer terörist de Reyna katliamcısı Maşaripov'un eşi ve çocuğunu Pendik'te saklayan isim. Polis Reyna katliamcısını ararken çok sayıda hücre evine baskın yapmıştı. O adreslerden biri Silivri'deydi. Çin uyruklu terörist MT de o hücrede 150 bin dolar parayla ele geçirildi. İddialara göre o para Maşaripov'a ödül olarak verilecekti. Katliam sekizlisinin diğer parçaları arasında Maşaripov'u katliam sonrası koruyan isimler de var. Onlardan ikisi Zeytinburnu'ndaki Uygur restoranında yakalanmıştı. Reyna katliamcısının kaçtığı taksinin parasını ödemiş, evlerinde saklamışlardı. Terörist Maşaripov'a yardım ve yataklık eden diğer teröristler de o 8 kişi arasında ve hala sorguda. Soruşturmayı derinleştiren polis, terörist Maşaripov ve diğer DEAŞ'lılar arasında iletişimin tıpkı FETÖ üyelerinde olduğu gibi gizli bir haberleşme programı üzerinden yürütüldüğünü belirledi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilişim uzmanları, kanlı eylem talimatının polise takılmamak için bu yazılım üzerinden verildiğini deşifre etti. Şimdi bu kadar küresel nitelikteki terör grubuyla sınır sınıra yaşayıp bir de içimizde bu eylemleri yaşayınca Ege Denizi herkes için stratejik önem kazandı. Çünkü bu insanlar, FETÖ'cüler de dahil buna, başları sıkıştığı zaman sınırlardan kaçamayacakları için Ege Denizi'ni kullanıyorlar. Mülteciler de kullanıyor. Ama anladığımız kadarıyla iş artık mültecileri aşmış durumda. Sahil muhafaza kelimenin tam anlamıyla teyakkuzda. Hem havadan, hem karadan, hem de denizden takip ediyorlar. Ege Denizi'nde sahil güvenlik ekiplerinden izinsiz kuş uçmuyor. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, mülteci geçişleri, kaçakçılık ve olası kazaları 24 saat aralıksız izliyor. Sahil güvenlik helikopter ve uçaklarında görevli personel operasyona başlamadan önce bölgenin coğrafi yapısı ve hava durumu ile ilgili haritada değerlendirme yapıyor. Daha sonra hem uçakla havadan hem de denizden botlarla hareket ediyor. Olay yerine çok hızlı bir şekilde intikal edebilen sahil güvenlik uçağında 180 deniz mili uzaklıktan görüntü alabilen su üstü radarı ve termal kamera bulunuyor. Uçaklar gerektiğinde suda boğulma tehlikesi yaşayan mültecilere cam salı atarak olay yerine giden botlara zaman kazandırıyor. Sahil güvenlik son dönemde hava unsurlarının kullandığı teknoloji sayesinde yasa dışı olaylara müdahale süresinde önemli iyileşmeler yaşıyor. Bu arada İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine özel bir talimat gönderdi. Bakanlık kargo alımı ve gönderiminde güvenlik prosedürlerine tam olarak uyulmasını istedi. İçişleri Bakanlığı'ndan valilere terör uyarısı. Bakanlık il valiliklerine gönderdiği yazıda kargo ve posta gönderilerine ilişkin güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi son zamanlarda yaşanan terör saldırıları nedeniyle güvenlik tedbirleri için talimat hazırladı. Yazıda kargo gönderimi veya alımında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun aldığı güvenlik kararları hatırlatıldı. İçişleri Bakanlığı kargo gönderimi veya alımı sırasında gönderici kişinin adı, soyadı, yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve diğer bilgilerin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca kargo işlemleri sırasında kargo firmasının ismi, kargo dağıtımı yapan çalışanın ismi ve soyadı gibi bilgileri de dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Kutu içerisine gönderilen kargoların gerekli güvenlik taramalarından geçtikten sonra sahibiyle birlikte açılması gerektiği vurgulandı. Bakanlık il valiliklerine uyardığı yazıda alıcının kimlik bilgilerini vermek istememesi durumunda gönderinin kabul edilmeyeceği belirtildi. Güvenlik kameralarının da posta gönderilerini kabul merkezlerinde çalışır durumda bulunması ve kayıtlarında bir ay süreyle saklanması istendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı olarak PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DEAŞKPC'siyle ve tüm diğerleriyle adı, söylemi, yöntemi ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı milli
bir seferberlik ilan ediyor. Efendim altyazıda da görüyorsunuz İstanbul Haliç kıyısında Sütlüce'de bulunan AK Parti il başkanlığına laf silahlı bir saldırı teşebbüsünde bulunuldu. Arkadaşlar oraya da intikal ediyorlar ilerleyen dakikalarda. Oradan da son gelişmeleri alacağız. Biliyorsunuz bültenimizin başında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yapılmış olan laf silahlı bir saldırıdan söz etmiştik. Demek bir ekip var şu anda aramızda. Dolanıyorlar yollarda. Bakacağız. Efendim terörle mücadele Diyarbakır'ın Surlu ilçesinde 5 polisimizin şehit olmasına neden olan o bombalı saldırıda sonra başlatılan soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişiden birinin İranlı, bir diğerinin ise terör örgütü PKK'nın bombacısı olarak bilinen Nurettin Cengiz olduğu öğrenildi. Soruşturmada daha önce de 3 kişi gözaltına alınmıştı. Dicle Üniversitesi yerleşkesinde PKK'lı teröristlerin yol kenarına döşediği bombanın patlatılması sonucu 5 polis şehit olmuştu. Sözünü ettiğimiz olayda yaralanmıştı Furkan Demir ama dün ne yazık ki şehit haberi geldi. Furkan Demir memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır Dicle Üniversitesi yerleşkesinde PKK'lı teröristlerce yol kenarına tuzaklanan el yapımı bomba polis aracının geçişi sırasında patlatılmış. O anda 4 polis şehit olmuştu. Saldırıda yaralanan 2 polisten biri olan Furkan Demir de dün tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehit Furkan Demir için memleketi Nevşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Şehit polis kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Efendim PKK terör örgütü Diyarbakırlıların huzurunu kaçırmaya ve ne yazık ki bu çerçevede de gencecik polislerimizi şehit etmeye kararlı gözüküyor. Niçin? Çünkü Diyarbakır'da giderek istikrar geliyor. Nitekim Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesine belediyesine vekil olarak atanan Kaymakam Bilal Özkan, Şemus Çakan Bilal Özkan'la beraber Sur caddelerindeydi. Aa, şimdi bak Sayın Başkan bak gelmiş. Dün bir bugün iki bak geliyor bizi soruyor halkın içine karışıyor. Bak ne güzel ne temiz. Diyarbakır onu, o Diyarbakır'ı sevdi. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan 24 ekibiyle ilçeyi sokak sokak dolaştı. Diyarbakır Sur ilçesi kaymakamlığına atanan Bilal Özkan sık sık çarşıya gezerek yaya olarak esnaf ziyaretinde bulunuyor ve esnafların sorunlarıyla yakından ilgileniyor. İçişleri Bakanlığı'nca Sur Belediye Başkanlığı'na getirilen Bilal Özkan yaptığı çalışmalarla kısa sürede ilçe halkının sevgisini kazanmayı başardı. Bu durum vatandaşla Kaymakam Özkan arasındaki diyaloglara da yansıdı. Ben de geldim görüşemedim. Oydum ne zaman gelsene görüşeyim Sayın Başkanım. İstediğin zaman gel. Serbest bırakabilir miyim ben içeri? Sen şeye gel özel kalem müdürünün yanına ben oradayım. Bu, ben seni görüşeceğim. Özel kalem müdürüm. Tamam ben sen benim yanıma gel. Bunun adı Esari. Hemen söyle görüşeceğim. Sen bak bunu bul bana getirirsen tamam mı? Ha oğlum sağ ol başkanım. Benim başım üstüne. İlçedeki vatandaşlarla sık sık görüşen Özkan 24 ekibiyle birlikte Sur caddelerini ve sokaklarını gezdi. Vatandaşların belediye başkanı olan kaymakama ilgisi yoğundu. Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Umarım yararlı olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Saygı duyuyorum Sayın Kaymakamına. Çok iyi bir insandır. Çok değerli ederim. Diyarbakır'ın halkını için iyi bir şeydir. İnşallah iyi bir şey olacak. Daha güzel günler göreceğiz. Daha iyi bir şey olacak. İnsanlar her şey güzel. Kardeşle, dostla yaşayalım. Özkan hem seyyar satıcılara hem de dükkanlara tek tek giderek esnafın sorunlarını dinledi. Onlara daha iyi iş şartları sözü verdi. Yenileyeceğiz sizin yerleriniz inşallah. İnşallah. Şart yaptırken daha güzel şartlarla çalışırsınız. İnşallah. Nasıl işler? İyidir. Anlasın. Çok şükür. İdare ediyoruz. İyi, vallahi biz memnunuz şu an. Allah razı olsun. Sürekli burada geçtiği zaman da selamını da eksiltmiyor. Yapacakları zaten yapacaklarını teminat edip yaptıkları. Allah'ın izniyle başarılı olur.
Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan 24'ün sorularını da yanıtladı. Teröre destek veren HDP'nin geriye 100 milyon lira borç bıraktığını söyledi. 20 yılda yapılan hiçbir şey yok. Ortaya çıkan bir şey yok. Ve bizim belediyemiz bakımından 100 milyon TL borç bırakarak gittiler. Yani 100 milyon TL borç bırakan bir belediye, hiçbir hizmet yapmamış olan bir belediye ve her yıl onlarca milyon kaynak alan bir belediye devletten. Bu arada HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Ankara'da gözaltına alındı. Başaran hakkında terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. İfade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran için yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başaran'ı sabah saatlerinde gözaltına aldılar. Sağlık kontrolünden geçirilen Acar daha sonra Ankara Adliyesi'ne gönderildi. Mahkemede ifade veren Başaran serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki o hain saldırıyı unutmamız mümkün mü? Tam 40. günündeyiz ama 38 polis memurumuzu kaybetmiştik o saldırıda. İşte onlar için mevlid okutuldu. Görevleri Beşiktaş-Bursaspor maçına gelen taraftarların güvenliğini sağlamaktı. Mesai bitmişti. Servislere binip eve gideceklerdi. PKK'lı hainler işte tam o sırada saldırdı. Ülkemizin birliğini hedef alan o saldırıda 38 polis memuru şehit düştü. Allah lanet etsin onlara. Allah perişan etsin onları. Ordumuza, şehitlerimize, askerlerimize Allah rahmet eylesin. Türkiye Cumhuriyeti'yle baş edebileceklerini zannediyorlar ama böyle bir şey şansları yok ya. Geçen 40 günün ardından şehit polisler için İstanbul camilerinde eller semaya kalktı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere bütün ilçe müdürlükleri kurban kestirdi. Cuma namazı öncesi camilerde mevlid okutuldu. Beşiktaş'taki hain saldırıda şehit düşen polis memurları için bugün İstanbul'un birçok farklı noktasında kurban kesildi. Camilerde de mevlid programı düzenlendi. Şu an Fatih Camii'nde de şehitlerimiz için mevlid okunuyor. Fatih Camii'nde de şehitler için program düzenlendi. 500'den fazla emniyet personeli silah arkadaşları için camideydi. Namazın ardından da teröre karşı birlik mesajları verildi. Şehitler için cami çıkışında lokma dağıtıldı. Ülke olarak birlik beraberlik içerisinde aşacağız bu zorlukları. Evelallah. Allah devletimize güç versin diyorum. Yani ne diyeyim başka? Her şey vatan için. Yenikapı'daki gibi birlik olursak bunları hep birlikte atlayacağız inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum buradan. Efendim şimdi polis teşkilatımız, jandarmamız, bütün emniyet birimlerimiz terörle mücadelede inanılmaz bir efor sarf ediyorlar ama vatandaşın bir bölümü de sanki terörün yanında başka bir sokak terörünün peşinde gibi. Bursa'daki o görüntüleri dün vermiştim, sokak ortasında çatışanlar. Yakalandılar efendim. Sokak ortasında çatıştılar, kanundan kaçamadılar. Polis yakaladı, mahkeme tutukladı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler Bursa Osman Gazi'de kaydedilmişti. Kameranın açısından çıkan ticari araçtan inen saldırgan hemen arkasında duran otomobilden inen siyah montlu adama ateş açmıştı. Çatışmaya beyaz otomobilin sürücüsü de dahil olunca da ortalık adeta Teksas'a dönmüştü. Birbirlerine kurşun yağdırıp kaçan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir başka örnek, Ankara'da yürüyen taksiye ateş açıldı, bir ölü. Başkent Ankara'da seyir halindeki taksiye ateş açıldı. Olayda bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Saldırı Mamak ilçesi İmam Alim Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi.
SE'nin kullandığı taksiye seyir halindeyken bir otomobilden ateş açıldı. Takside bulunan iki kişi ağır yaralanırken taksi şoförü SE hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan BÇ yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bölgede operasyon başlatan polis ekipleri saldırganların kaçtığı iddia edilen otomobili Dereboyu Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu. Araçta inceleme yapan ekipler çevredeki araştırmalarının ardından şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı. Her zaman olduğu gibi kısa bir aramız var ve moderatör gece siyaset ağırlıklı bir gündemle devam edecek. Ocak 2017 Cuma gününün son saatine girdik ve çok hareketli bir gece yaşıyor özellikle İstanbul. Biliyorsunuz bir saat kadar önce ilk bağlantımızda Zuhal Demir Vatan Caddesi'nde lav silahlı saldırıya uğramış İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünden bize bilgi vermişti. Zuhal Demir şu anda Haliç kıyılarında Sütlüce'deki AK Parti il başkanlığının önünde çünkü bu olaydan birkaç saat sonra orası da lav silahlı bir saldırıya uğradı. Lafı uzatmayalım yine Zuhal Demir. Bütün o detayları bu sefer AK Parti İl Başkanlığı'nın önünden senden alalım. Ardan Zentürk, sizin de söylediğiniz gibi çok sıcak bir geceyi yaşıyor İstanbul. Bir önceki yayınımızda Fatih Emniyet oradaki yerleşkeye yönelik saldırıyı sizlere aktarmıştık. Sadece 2 saat sonra Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasında bir saldırı düzenlendi. Yine aynı metotla, lav silahıyla. Şu an binayı görüyorsunuz. Binanın arka cephesinden gerçekleştirildi saldırı. O noktada da hasarlar olduğunu söyleyebiliriz. O noktada da emniyet kuvvetlerinin bekleyişi devam ediyor. Binanın içinde nasıl hasarlar oluştu? Hemen bunun detaylarını aktaralım. En başta şunu söyleyelim. Ölü ya da yaralı olmadığını belirtelim. Öncelikle bu saldırıda ancak lav silahının başlığı içeriye girdi. İçeride ufak hasarlar yarattı ancak patlamadı. Bu sebeple içeride incelemeler büyük bir dikkatle devam ettiriliyor. Çok sayıda özel kuvvetlerden ekipler burada, özel tim ekipleri burada. Her ihtimale karşı itfaiye yine bekletiliyor. İçeriye kesinlikle girişe izin verilmiyor. Şu dakikalarda zaten ekranlarınıza da yansıyor. İçeri girmek isteyenler var ama özel tim ekipleri buna müsaade etmiyorlar. Çünkü içeride çok ciddi ve çok ince bir inceleme olduğunu söyleyebiliriz. Ufak çaplı hasarlar var. Bunun bilgisini verelim. Aramalar devam ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi AK Parti İstanbul Başkanlığı'nda yaşananları görmek isteyenler, içeri girmek isteyen yetkililer var. Onların girişleri şu dakikalarda sağlanıyor. Dediğimiz gibi özel kuvvet ekipleri burada, özel tim burada. Kesinlikle içeride çok ciddi bir inceleme olduğunu defalarca söylüyorlar ama bir diğer taraftan da tabii vatandaşları görüyorsunuz. Onlar da binanın etrafında bekleyişlerini sürdürüyorlar. İtfaiye araçları, özel zırhlı araçlar, çok sayıda polis ekibi ve vatandaşlar burada. İçeride neler olduğunu ve bundan sonraki süreçte neler yaşanacağı, saldırının nedeni, saldırının tek kişi mi yoksa birkaç kişiyle mi yapıldığı, bunların hepsi merak ediliyor. Tıpkı şu an biz ekranın başında izleyen izleyicilerimiz gibi işte o soruların cevaplarını da alacağız. Çünkü yaklaşık bir yarım saat sonra AK Parti İstanbul Başkanı Selim Temurci bir açıklama yapacak. Hem içeride yaşananları hem bu geceki saldırıya ilişkin detayları bizlerle paylaşacak diyelim. Her iki saldırıda da ölen ya da yaralanan olmadığını söyleyelim. Buradaki haber takibimizi sürdüreceğiz deyip sözü tekrar size bırakalım. Ardan Zentürk. Çok teşekkürler Zuhal Demir. Bakalım Selim Timurci neler söyleyecek, biz de merakla bekliyoruz. İyi nöbetler, iyi çalışmalar. Efendim isterseniz akan haberlerimizin öne çıkan başlıklarını da bir miktar aktarayım sizlere. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamalarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Bugün düne göre bayağı sakin. Biraz sonra parlamentoya bağlanacağım ve parlamento büro şefimiz Nagihan Akbulut'tan yapılan oylamalar ve genel atmosferle ilgili bilgi alacağım.
Tekraren söylüyorum, Donald Trump resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı. Yemin töreni ve devamındaki etkinliklerle ilgili bir haberimiz var. Onu aktaracağım. Almanya terör örgütü FETÖ'yü resmen himaye altına almış durumda. İç İstihbarat Servisi Başkanı FETÖ'yü bir terör örgütü olarak izlemediklerini resmen açıkladı. İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 8. iddianame de hazırlandı. O karanlık gecede gözü dönmüş darbeciler Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'i de alıkoymuşlardı. İşte bununla ilgili iddianame devam edecek. Darbelerden söz etmişken CIA'ya da bir bakmakta yarar var. CIA biliyorsunuz zaman zaman 50 yıllık şeylerini açıklar, belgelerini. İşte o belgelerde ne tesadüf. 12 Mart'la ilgili ilginç hikayeler de var. Bakacağız. İsterseniz haberlere geçelim. Biraz sonra biraz önce de söylediğim gibi Nagihan Akbulut'a bağlanacağım. Turlar ve oylamalarla ilgili geniş bilgiyi sizlere aktaracak ama Başbakan Binali Yıldırım'dan anayasa değişiklik görüşmeleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. Engelleme çabalarını eleştirdi. Haksızlık olduğunu söyledi milletvekillerine dönük bazı olayların ve MHP'liler de bakan olabilir yönündeki açıklamasının ise kamuoyunda çarpıtıldığını savundu. Zaman zaman tabii ki engellemeye yönelik faaliyetlere şahit oluyoruz. Eski CHP'li Ali Nazlı Akan'ın genel kurul çalışmalarını engelleme girişimi Başbakan Binali Yıldırım'ın gündemindeydi. Demokratik sınırlar içerisinde yapılabilecek her türlü karşı duruş kabul edilebilir. Ancak milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olduğu gazi meclisinin mehabetine yakışmayan davranışlar doğrusu hem milletvekillerine haksızlık hem de milletimize haksızlıktır. Başbakan vekillere provokasyonlara karşı itidal çağrısını ineledi. Değerli milletvekillerimizin daha sakin, daha üsturuplu hareket içinde olması umumi arzumuzdur. Milletin de arzusudur. Milletin vaktini ısraf etmeye hiç kimsenin hakkı olmadığını düşünüyorum. Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı sisteminde MHP'li bakanlar da olabilir açıklamasının çarpıtıldığını söyledi. Açıklamalar üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilere Devlet Bey'i tanımamışlar diyerek yanıt verdi. Siyasi etik, siyasi rüşvet gibi kavramları kullananlar öyle zannediyorum ki Sayın Bahçeli'yi, Sayın Devlet Bey'i tanıyamamışlar. Devlet Bey ilkeleri olan memleketin menfaati konu olduğunda hiçbir siyasi sahikle hareket etmeyen bir zattır. Kendisini bu şekilde tanıdım ve geçmiş yakın siyasi tarihimizde de önemli kriz anlarındaki duruşu bunun en güzel ispatıdır. Bunun dışında söylenen sözler bu teklifin geçmemesi yönündeki anlamsız kampanyanın birer parçasıdır. Efendim, Başbakan Binali Yıldırım'ın milletvekillerini sakin olmaya çağırmasının nedeni dün akşamki olaylar. Bugün çok şükür böyle bir olay şu ana kadar bize intikal etmedi. Esasında arkadaşlarımızın hazırladığı bu izlenim haber, mecliste siyasetin zaman zaman gergin ama zaman zaman da ve çoğu kez de dostane geliştiğini göstermesi bakımından önemli. Önce bu düne dönelim, bu haberi izleyelim. Devamında Nagihan'la buluşacağız.
Durmuş Fikri Sağlar. Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerinin ikinci gün mesaisi 9 saat rötar ile başladı. Ali Yıldız, İzzet Ulvi Yönter. Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın kelepçeli kürsü işgali meclisi kilitledi. Teklifin görüşmelerine saat 14'te başlayan genel kurulda ancak 22.45'te geçilebildi. Erdem Abdurrahman Öz. Kadın vekillerin kavgası genel kurul salonunda üst üste verilen uzun aralara rağmen tansiyonu düşürmedi. Başkan vekili Ayşenur Bahçekapılı'nın kavgada yaralanan AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan'a sahip çıkması tartışmayı bir kez daha alevlendirdi. Sizi protesto ediyorum. Bak buradaki fotoğraflara bak, buradaki. Buradaki fotoğrafları inceleyeceksin, buradaki. Bak buna bak. Buna bak. Adalet burada. Burada adalet. Bir gerilim de CHP'li Engin Altay'ın konuşması sırasında yaşandı. Tansiyon düştü, teklifin maddelerine geçildi. Paketin omurgasını oluşturan Cumhurbaşkanı'nı devletin başı, yürütmenin Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu vurgulayan 8. madde görüşüldü. Teklifin 8. maddesinin gizli oylamasına başlıyoruz. Maddenin oylamasında çıkan kavgada yaralanan AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, tekerlekli sandalye ile gelerek oyunu kullandı. Gizli oylama sonucunu okuyorum. Oy sayısı 483, kabul 339, red 138, çekimser 1, boş 2, geçersiz 3. Bu sırada kulisler de hareketliydi. Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal'ın ikramı hurmalı kadayıf servis edildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ise çay servisi için çay ocağındaydı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun... Efendim görüyorsunuz kavga da oluyor, burmalı kadayıf da oluyor, köfteler de pişiyor. Böyle, hayat böyle gidiyor. Mecliste de, Türkiye'de de. Yani hiçbirimiz birbirimize ila nihayet, sonsuza kadar kinler beslemiyoruz. Ama zaman zaman tartıştığımız, çatıştığımız noktalarda olabiliyor. Meclisi böyle takip edin lütfen. Evet, bunlar dünün olayları, bugüne sarkan gelişmeler ama şu anda ne durumdayız? Hemen Ankara'ya bağlanıyorum. Nagihan Akbulut, evet, anladığım kadarıyla adım adım sona doğru ilerliyoruz. Bugün biter mi sence her şey? Ardan Zentürk, eğer bir yol kazası yaşanmazsa şu an itibariyle genel kuruldaki görüşmeler büyük bir hızla devam ediyor. Ve bugün sabaha karşı teklifin tümünün oylanmasıyla birlikte sürecin noktalanmasını bekliyoruz. 12. 13. 14. maddeler düne göre ışık hızıyla geçti diyebiliriz. Oldukça hızlı bir şekilde geçti. Şu sıralar 15. maddenin oylaması gerçekleşiyor. Bundan sonraki maddeler 16, 17 ve 18. maddeler daha çok yürürlüğe ilişkin. Yani bunlar mevzuata ve yürürlüğe ilişkin maddeler olduğu için sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Kritik ve en önemli ise tümü, yani teklifin tümü üzerindeki oylaması sırasında yaşanacak. Eğer bu 330'un altında kalırsa paket düşmüş olacak ama şu ana kadar rakamlar gösteriyor ki böyle bir olasılıkta oldukça az bir şansa sahip. 12. madde Cumhurbaşkanı'nın OHAL ilanı ve kararname çıkarma yetkisini düzenleyen 12. madde 342 oyla kabul edildi. 13. madde ise askeri mahkemeleri kaldırıp yargıda birliği getiren bir düzenleme, bu 343 oyla kabul gördü. 14. madde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını düzenliyor. Yüksek ifadesi çıkıyor ve yeni kurulun yeni yapısı ve seçimleri düzenleniyor. Bu ise 342 oyla kabul edildi. 15. madde ise yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın bütçesini düzenliyor. İşte bu ise şu sıralar oylaması gerçekleşiyor. 16. 17. ve 18. maddeler yürürlüğe ilişkin maddeler. 16. maddede başbakanlık mevzuattan çıkıyor. Bir tür ayıklama maddesi. 17. maddesi ise seçimlerin birleştirilerek 3 Kasım 2019'da yapılmasını öngörüyor. 18. maddede yürürlük maddesi. Dolayısıyla artık bu sürecin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık bir aylık bir maratondu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişiklik teklifi üzerine hem komisyon aşaması hem de genel kurul aşaması. Artık bugün sabaha karşı bu süreçte noktalanmış olacak gibi görünüyor Ardan Zentürk.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum Nagihan Akbulut. Anladığımız kadarıyla önümüzdeki Nisan ayının 2'si veya 9'unda bir referandum Türkiye'yi bekliyor gibi gözüküyor. Doğru mudur? Doğrudur, zira buradaki süreç tamamlandıktan sonra teklif üzerinde kanun ve kararlar son çalışmalarını yaptıktan sonra genel kuruldan çıkan bu teklif Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı da hemen onaylayabileceği gibi 15 günlük bir değerlendirme süresi var. Cumhurbaşkanı'nın onaylama tarihi ve resmi gazetede yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilanıyla birlikte artık referandum tarihine bakacağız. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrilecek. Nisan'ın ilk haftası olabileceği ifade ediliyor. Kulislerde öne çıkan başlık 2 Nisan tarihi gibi ama yine de bu sürecin tamamlanmasından sonra tarihte netleşmiş olacak. Türkiye referandum sürecine girmiş olacak. Peki, çok çok teşekkürler Nagihan Akbulut. Sadece bu gece için değil, bütün bu süreçte moderatör geceye yapmış olduğun yerinden anlatımlar ve geniş bilgiler nedeniyle de. Şimdilik iyi akşamlar. Efendim, biz burada partili cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden oylamalara devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı Donald Trump yeminini etti, görevine resmen başladı. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Amerika'da yeni dönem böyle başladı. Demokrat Obama gitti, Cumhuriyetçi Trump geldi. Donald Trump artık resmen Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı. Törenin yapılacağı kongre bahçesi ve önündeki meydan sabah saatlerinden itibaren hınca hınç doldu. Trump sabah ilk olarak ailesiyle birlikte kiliseye gitti. Bir saat kadar içeride kaldı, dua etti. Sonraki durak Beyaz Saray'dı. Önce başkan yardımcısı Mike Pence ve ailesi gitti Beyaz Saray'a. Obama'nın yardımcısı Biden ve ailesi tarafından karşılandı. Ardından Obama çifti kapının önüne çıktı. Halef Selef başkanlar ve First Lady'ler birlikte kameralara poz verdi. Trump, Cumhuriyetçilerin rengi kırmızı, Obama, Demokratların rengi mavi kravat takmıştı. Obama çifti gelenek olduğu üzere Trump çiftiyle çay içti. Onlar içerideyken dışarıda ciddi bir gerginlik vardı. Siyah kıyafetli protestocular Beyaz Saray yakınlarında çevreye saldırdı. Polis göstericilere müdahale etti. Gerginlik dakikalarca sürdü. Bu sırada birçok mağazanın ve bankanın camları kırıldı. Aynı anda kongre binasının bahçesindeki tören alanına davetlilerin gelişi sürüyordu. Başkanlık seçiminde Trump'a karşı kaybeden Demokrat Partili Hillary Clinton da eski First Lady olarak oradaydı. İçeri girerlerken bir detay dikkat çekti. Bill Clinton eşinin elini tutmak istedi ama Hillary Clinton reddetti. Obama ve Trump Beyaz Saray'dan birlikte çıktı. Aynı araçla kongreye yemin törenine yola koyuldular. Geçtikleri güzergahta çok yoğun güvenlik önlemleri vardı. 28 bin polis ve 7 bin asker alarm durumundaydı. Halef Selef başkanları kongrede büyük bir kalabalık karşıladı. Ardından 900 bin kişinin yerinde izlediği, dünyanın uzaktan takip ettiği tören başladı. Önce başkan yardımcısı Mike Pence yemin etti. Ardından Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Başyargıcının önünde yemin ederek resmen Amerika'nın 45. başkanı oldu. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute, that I will faithfully execute the office of President of the United States. Eski başkanlardan Abraham Lincoln'un İncil'i ve Trump'ın çocukluğundan beri sahip olduğu İncil kullanıldı yemin töreninde. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Yemin töreninden sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sıfatıyla ilk kez halka hitap etti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. To rebuild our country and restore its promise. Sonra Obama çifti kongreden uğurlandı.
Bu arada önümüzdeki hafta ilginç bir ziyaretler zinciri gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 22-26 Ocak arasında yapılacak Afrika ziyaretinde önce Tanzanya ile başlayacak, Mozambik ile devam edecek ve bu ziyaret zinciri Madagaskar'da sona erecek. Afrika kıtasının geleceği aydınlıktır, parlaktır. Bundan hiç endişem yok. Bizim Afrika ile olan bağlarımız çok daha güçlü olmalıdır diye düşünüyorum. Tanzanya, Mozambik, Madagaskar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'ya çıkarma yapacak. 22-26 Ocak tarihlerini kapsayacak Afrika turunun ilk durağı Tanzanya. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pompeo ile bir araya gelecek. Her iki lider düzenlenecek heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek. Tanzanya ziyaretinin ardından devletin zirvesinin bir sonraki durağı Mozambik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik'in başkenti Maputo'da yapacağı görüşmelerle bu ülkeye Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti de gerçekleştirecek. Mozambik'in ardından son durak Madagaskar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Efendim, bültenin başında belirtmiştik. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na bir lav silahlı saldırı olmuştu. Temurci, İl Başkanı şu anda açıklama yapıyor. Biz hep burada olmaya devam edeceğiz. Bu millet teröre karşı durmaya devam edecek. Nereden, kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız. Ve Allah'ın izniyle en kısa zaman içerisinde terörü Türkiye'de kökünü kazıyacağız. İstanbul'da AK Parti'yi, kamu kuruluşlarımızı, milletimizi hedef alan bu terör olayını tekrar şiddetle lanetliyoruz. Rabbim milletimizi, hepimizi bu tür tehlikelerden inşallah korusun diyorum. Ve durmak yok, mücadeleye devam diyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte şu anda anayasa değişiklik paketimizin 15. maddesi bildiğim kadarıyla oylanıyor. İnşallah en kısa zaman içerisinde bu süreçte tamamlanacak. Türkiye ile mücadele etmek isteyenlere bu millet en kısa süre içerisinde referandumda gereken cevabı verecektir. Tekrar hepimize geçmiş olsun diyorum. Efendim, operasyonla ilgili bir gelişme var mı saldırganların yakalanmasına ilişkin? Saldırganlarla ilgili iki kişi olduğu tahmin ediliyor. Şu anda emniyetimiz yoğun bir çaba içerisinde arayışlarını devam ediyor. Ama dediğim gibi ilk bulgular DHKPC yönünde. Bunlar İstanbul'da zaman zaman bu tür eylemler içerisinde bulundular. Malum bildiğiniz üzere terör olayları FETÖ bırakıyor, PKK başlıyor, PKK bırakıyor, DHKPC başlıyor. Bunlar hep aynı yerlerden emir alan malum yapılar. Dolayısıyla bu mücadele inşallah devam edecek ve en kısa zaman içerisinde de emniyet güçlerimiz gerekeni yapacak. Ve ben tekraren emniyet güçlerimize bugün burada göstermiş oldukları üstün gayret için teşekkür ediyorum. Efendim, her iki saldırıda birbirinin kopyası neredeyse. Evet. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de arka taraftan bir saldırı var. AK Parti İl Binası'nda yine arka sokaktan bir saldırı var. Aynı anda planlı programlı yapılan bir saldırı, bilinçli. Çünkü dediğiniz gibi benzer bir saldırı. Burada sadece işin benzerliğini söyleriz ama sonuçta iki saldırının da DHKPC tarafından yapıldığına dair ciddi bulgular var. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Almanya FETÖ'yü resmen himaye ediyor. İç İstihbarat Servis Başkanı FETÖ'yü terör örgütü olarak görmediklerini ve izlemediklerini açıkladı. FETÖ'nün eski savcısı Zekeriya Üzü topraklarında barındıran Almanya, Türkiye'ye karşı yerini bir kez daha belli etti. Alman istihbaratı 15 Temmuz hainliğinin ardındaki FETÖ'yü terör örgütü görmediğini açıkça ilan etti.
Açıklamayı Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanı Georg Malsen yaptı. Bu kurum ülkenin iç istihbarat servisi olarak biliniyor. Es ist für mich schon der vierte Polizeikongress, an dem ich teilnehme. Malsen, başkenti Berlin'de görev yapan yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorulardan biri Fethullahçı terör örgütünü takip edip etmedikleri hakkındaydı. Das das Thema Nummer 1 der öffentlichen Berichte. Malsen, FETÖ'yü takip etmediklerini söyledi. Çünkü hareketlerini gözlemlemek için dayanağımız yok dedi. Lieber Herr Schacht, vielen Dank für die Frage. Georg Malsen, PKK'yı ise terör örgütü olarak gördüklerini ve buna göre muamele ettiklerini anlattı. Bu da Almanya'nın himaye ettiği FETÖ'ye bakışını açıkça ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri'nde son iki yıldır FETÖ'ye karşı hukuk mücadelesi veren avukat Robert Amsterdam 24'e konuştu ve Trump döneminde işlerin biraz daha kolaylaşabileceğini vurguladı. My name is Robert Amsterdam. Robert Amsterdam, Türkiye adına yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün suç faaliyetlerini araştırıyor. 24'e konuşan Amsterdam, Trump yönetimi altında FETÖ ile mücadelenin farklı bir yola gireceği görüşünde. Well, I think the answer is it's going to be easier. Gülen'e karşı bazı çözümleri elde etmenin daha kolay olacağını düşünüyorum. Bu çözümler iade mi olur, sınır dışı mı olur ya da Amerika'da suçlanmak mı olur? Şu an öngörüde bulunmak istemiyorum. Bunu hükümete bırakmak istiyorum. Açıkça şunu söyleyebilirim ki Trump yönetimi bizim için daha iyi bir pozisyona sahip. Bildiğiniz gibi demokratların bir şekilde Gülen'le bağlantılı olduğuna dair çok önemli meseleler var. Trump yönetimi belki işleri kolaylaştıracak ama Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye karşı asıl mücadele eyalet bazında veriliyor. Robert Amsterdam da buna dikkat çekiyor. It is a federal administration. Federal yönetim federal sistemi idare eder. Gülen'in faaliyetleri ise genellikle eyaletler seviyesinde. Gülen'in okullarının bulunduğu 26 eyalette yapacak çok işimiz var. Bu eyaletlerin çoğu ise cumhuriyetçilerin kontrolünde. Federal seviyenin yanında eyalet eyalette çalışmalıyız. Özellikle Texas ve Kaliforniya eyaletleri mercek altında. Bu iki eyalette FETÖ hayli güçlü. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İki eyalette de yetkililerle görüşüyoruz. Önümüzdeki hafta Illinois'da şikayette bulunuyoruz. Her eyalette ayrı bir savaş var. Çünkü Gülen'in çok fazla siyasi ilişkisi var. Bu eyaletlerde yetkililerin Gülen'in yolsuzluklarının farkına varabilmesini sağlamak zaman ve çaba gerektiriyor. Ohio, Kaliforniya ve Texas'ta bu yolsuzlukları ortaya koyduk. Ciddi dönüşler olmasını bekliyoruz. Seçimlerde demokratları destekleyen FETÖ'nün seçimi kazanan Cumhuriyetçi Trump'la irtibat kurmaya çalıştığı da bilinen bir gerçek. Peki başarılı olma şansları var mı? Hayır. Yeni yönetimden kişilerle görüşmelerimde olumlu anlamda görüş değişikliğini hissettim. Türkiye hakkında çok daha olumlu bir görüş var. Daha açık fikirler var. Gülen'in umutsuzca yeni ilişkiler kurmaya çalıştığından eminim ama demokratlar ve Clinton'a çok büyük yatırım yaptılar. Yeni yönetimdekilerin bunu kısa zamanda unutacağını sanmıyorum. Trump H1B vizesini sınırlandırmayı planlıyor. FETÖ, Türkiye'den ülkeye örgüt üyesi öğretmen getirmek için en çok bu vizeden faydalanıyordu. Amsterdam'a göre örgüt başka yollar bulabilir. Gülen örgütü hakkında öğrendiğim şeylerden biri aldatmacalar konusunda dünya lideri oldukları. H1B vizesinin kısıtlanmasının onları durduracağı konusunda garanti veremem. Başka aldatmacalara başvurabilirler. Robert Amsterdam'a göre Türkiye artık hassasiyetlerini daha çok dikkate alan bir muhatapla karşı karşıya. İçinden geçtiği dönemde hepimiz Türkiye'deki herkesle dayanışmamızı göstermeliyiz. Bu yönetimin de Türkiye'nin güvenlik endişeleri hakkında daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Bu arada İstanbul'da 15 Temmuz FETÖ darbesine ilişkin 8. iddianame de hazırlandı. Rütbelerini söktüler, ellerini kelepçeleyip derdest ettiler. Deniz Harp Okulu komutanının ağzını bantlayıp cezaevine attılar. Bu görüntüler 15 Temmuz darbe gecesine ait. Maltepe'de askeri cezaevinde kaydedildi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cüler hakkında hazırlanan 8. iddianameye girdi. O gece darbecilerin hedefinde Deniz Harp Okulu komutanı Tümamiral Mesut Özel de vardı.
Komutan Özel o gece darbeciler tarafından evinden alındı, bindirildiği araçta ağzı bantlandı, ellerine plastik kelepçe takıldı. Rütbeleri, rozetleri söküldü, cezaevine götürüldü. Bu görüntüler de o anlara ait, cezaevinin kameralarına yansıyanlar. Deniz Harp Okulu komutanı FETÖ'cüler tarafından cezaevine getirildi. Cezaevi giriş tutanağı imzalatılmak istendi ama komutan Özel darbecilere direndi, imza atmadı. Darbeciler o gece başarısız olunca komutan Özel de serbest kaldı. Deniz Harp Okulu komutanı 16 Temmuz sabahı kendisini kaçıran tüm şüphelileri gözaltına aldırdı. O darbecilerden ikisi ise firar etti. Komutanı kaçırıp alıkoyan darbecilerle ilgili iddianame hazırlandı. Beşi tutuklu, ikisi firari toplam 9 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki FETÖ'cülere karşı büyük çapta bir operasyon düzenlendi. Polis ekipleri İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademik ve idari personel olarak çalışan 41 kişinin FETÖ'ye üye olduğunu ve baylo kullandığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon başlatan Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine diğer şubelerden de destek verildi. 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman, iletişim ve bilişim malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Mülkiye'deki FETÖ'cüler soruşturması da genişleyerek sürüyor. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı çıkarttı. Tokat Cumhuriyet Savcılığı özellikle 100, 101 ve 102. dönem kaymakamları ile ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Bugüne kadar gözaltına alınan 84 kaymakamdan 44'ü için tutuklama kararı çıkarıldı. 40 kaymakam ise etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı oldu. Soruşturma çerçevesinde 16 kaymakam hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca İçişleri ve diğer bakanlıklarda üst düzey 17 yöneticinin de şüphelilerle ilişkileri tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün muhtarlarla yaptığı toplantıdaki konuşmasında bir kaymakamın 15 Temmuz gazisine karşı gösterdiği tutumu çok sert eleştirmişti. İşte o gazi ortaya çıktı. Ey kaymakam, sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen orada kalıcı mısın ya? Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz gazisine sahip çıkmayan kaymakama işte böyle tepki göstermişti. Reis-i Cumhur'un gündeme getirdiği 15 Temmuz gazisi yaşadıklarını anlattı. Kadir Bolat Türk 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere karşı vücudunu siper etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın seslenmesiyle biz ölüme çıktık. Geri düşünmeden canımızı vermeye çıktık. Ya şu an yine dese yine canımızı vermeye hazırız. O gece yaralandı Bolat Türk, gazi oldu. 15 Temmuz gazisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. O gün kendisine verilen hediye ise onun göz bebeği. Ve o gün bize armağan ettiği kalemini her zaman yanımda taşıyorum. Bu da bir nişan, bir şey gibi, yani göz bebeğim gibi saklıyorum. Bak. Gazi haklardan faydalanabilmek için tüm evraklarını hazırladı. Yaşadığı ilçenin kaymakamlığına günlerce gitti geldi ancak duvarı bir türlü aşamadı. Kaymakamlığa derdini anlatamadı ama Cumhurbaşkanı'na anlattı. Sayın Cumhurbaşkanıma telefon üzerinden ulaştım ve bunun mütakabında Sayın İçişleri Bakanım Süleyman Soylu Beyefendi gece beni arayıp durum hakkında bilgi vermemi istedi. Tabii ki ben de Sayın Bakanımıza gerekli bilgileri ulaştırdım. 6 aydan bu yana mağdur olduğumu, bu konuyla alakalı bütün evraklarımın tam olduğunu ilettim. Gereğinin yapılacağını ivedilikle Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuyu yakından takip ettiğini bildirdi. Bu hususta Sayın Reisi Cumhurum
Sayın Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanım Süleyman Soylu'ya canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Gazi Bolat Türk'ün mağduriyetini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu duruma sessiz kalmadı. 35. Muhtarlar Buluşması'nda o kaymakama sert tepki gösterdi. Konmuyor veya ağırdan alıyor. Ey kaymakam, sen kendini ne sanıyorsun ya? Sen orada kalıcı mısın ya? O gazi kendini niçin feda etti? Bu vatan için feda etti. Köprünün üzerine niçin yürüdü? Bu vatan için yürüdü. Bu millet için yürüdü. Eğer sen şimdi o makamda varsan, o gazi sebebiyle varsın. Haddini bileceksin. 15 Temmuz gazisi Kadir Bolat Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mağduriyetini giderdiği için teşekkür etti. Allah razı olsun devletimizden. Allah devletimize zeval zival vermesin, kimseye fırsat vermesin. Kısa bir ara verelim akışımıza. Washington'a bağlanıyoruz. Arkadaşlarımızın uyarısına göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şu anda Kongre'deki yemekten çıktı. Kendisini korteji bekliyor. Buradan eşiyle beraber ilk kez başkan sıfatıyla artık. Evet, biniyorlar arabalarına, görüyorsunuz. Başkan sıfatıyla Beyaz Saray'a geçecek. Ama daha önceki yayınımızda da belirttiğim gibi yer yer protestolar var yol üzerinde. Ama büyük bir olasılıkla polis, Washington polisi gereken tedbirleri almıştır. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı arabasına binerken görüyorsunuz. Birazdan yola çıkacak ve başkan sıfatıyla, çünkü bugün yine Beyaz Saray'daydı, çay içti eski Başkan Barack Obama ve eşiyle ve, ama o sırada seçilmiş başkan olarak oradaydı. Şimdi artık Başkan Trump olarak arabalar hazır, kortej Amerikan Kongresi'nden yola çıkıyor. Çok uzun bir mesafe değil o yol. Hatta başkanlar genel anlamda o yolu, mesela Barack Obama da öyle yapmıştı. O yolu eşleriyle beraber yürürler, halkın arasından geçmek, el sıkışmak vesaire gibi, ama anladığımız kadarıyla Beyaz Saray güvenliği kentin çeşitli bölgelerinde ve Beyaz Saray'a yakın noktalarda sürmekte olan, yer yer polisle çatışmaya giren anarşi gruplarının da var olduğunu gördüğümüz görüntüler çerçevesinde başkanın o mesafeyi yürümesini pek uygun görmemişler gibi. Zaten yağmurlu bir gün galiba şu anda Washington'da. Gördüğünüz gibi bakın, Beyaz Saray güvenliği hadi bakalım demeden öyle kimse, başkan da olsa kıpırdayamaz arabanın içinde, öyle bekliyorlar eşiyle beraber ki her şey yerli yerine gelmişse ancak o araçların tekerlekleri dönebilir. Hala bekliyoruz. Eğer biraz daha hareket etmezlerse ben tabii normal akışıma döneceğim. Evet, galiba hareket ediyorlar şu anda, evet. Koruma korteji ve başkan yanında dört koruması yürüyor anladığım kadarıyla. Çünkü belirttiğim gibi çok uzun bir mesafe gitmeyecek Beyaz Saray'a. Bu Amerikan Kongresi'nden Abraham Lincoln anıtına kadar uzanan çok geniş bir parktır burası. Ve içinde Vietnam Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili pek çok anıtın bulunduğu bir bölge. Yani tam bir başkent parkı ve anladığımız kadarıyla onlar da yavaş yavaş Beyaz Saray'a doğru yürüyorlar. Arkadaşlar, eğer bir ilerleyen dakikalarda bir patırtı kütürtü olmazsa isterseniz alalım görüntüyü. Efendim, 15 Temmuz şehitlerinden Muharrem Kerem Yıldız, onun adı, daha önce FETÖ'ye ait olan ve bu yıl devlete geçirilen bir
İmam Hatip ortaokuluna verildi ve annesi oradaydı karne günü nedeniyle. Henüz 29 yaşındaydı oğlu şehit düştüğünde. Evladının adı şimdi bir okulda yaşatılıyor. Oğlumdan sonra beni en çok mesut eden şey okula oğlumun ismini verilmesi. 15 Temmuz gecesi darbe olan şehidin adını alan Şehit Bayram Kerememiz okulunda okuduğum için sevinçliyim ve gururluyum. Muharrem Kerem Yıldız 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı durdu, köprüdeki direnişte şehit düştü. Ben zaten 15 Temmuz'un ne kadar kötü bir gece olduğunu biliyordum ve de Şehit Bayram Kerem Yıldız'ın bizim okulumuzun adını almasını çok beğendim ve de çok seviyorum. Şu an bulunduğumuz okul 15 Temmuz öncesi FETÖ'ye ait bir okuldu ve okul devlete devredildi. Ve bu sene ilk kez karneler veriliyor buradaki öğrencilere. Muharrem Kerem Yıldız'ın adı şimdi bu ortaokulda yaşatılıyor ve bu sıralarda yüzlerce Muharrem Kerem yetişiyor. Benim evet bir tane evladımdı ama ben müdür beyle konuşurken 215 tane çocuğumuz var diye konuşuyoruz. O beni gerçekten çok mutlu ediyor yani çocukların varlığını bilmek, onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. İnşallah daha güzel günler görmeyi nasip eder Rabbim. Onlar için böyle cennete gitmesinin için seviniyorum. Allah'ın huzurunda bize olarak, nur olarak çıkartmaları için benim için onurdur. Çocukları yalnız bırakmadı Asiye Yıldız. Kendi evladı gibi sarıldı, karne hediyelerini dağıttı. Ekrandaki son dakikadan da görüyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu adım adım anayasa değişikliği konusunda finale doğru gidiyor. 15. maddede 342 oyla geçti. Zaten 342'ye oturmuş gözüküyor bugünkü oylamalar. Geriye çok fazla önemi olmayan, daha çok usul açısından önemli olan 3 madde kalmış durumda sanıyoruz. İlerleyen saatlerde bu konu kapanmış olacak. Efendim 12 Mart muhtırası bir gün muhtırasından bir gün önce CIA belgeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin o muhtırayı beklediğini gösterdi. Ne tesadüf. ...12 Mart muhtırasının şifreleri CIA belgelerinden çıktı. 12 Mart 1971'de muhtıra yapılabileceğine dair notun bir gün önceki CIA istihbarat bülteninde yer aldığı dikkat çekti. Üzerinden en az 25 yıl geçen ve gizliliği kaldırılan belgeler internet sitesi üzerinden erişime açılmıştı. 12 milyon sayfalık belge teker teker incelendi. 11 Mart 1971 tarihli gizli damgalı istihbarat bülteninde ilgi çekici bir not vardı. 12 Mart muhtırasından bir gün önce yer alan Türkiye başlıklı bilgi notunda dönemin Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin 24 saat içinde siyasi duruma müdahale edebileceği bilgisi yer alıyordu. Ancak söz konusu ifadelerin bulunduğu paragraftaki bazı satırların çıkarıldığı görüldü. 12 Mart 1971 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükümet istifaya zorlanmıştı. 12 Mart Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başarılı olmuş ikinci ve emir komuta zinciri içerisinde yapılmış ilk askeri darbe eylemidir. Evet, bugün çocuklarımız ve gençlerimiz için karne günüydü. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Ankara Fen Lisesi'nde karne dağıttı. Bu arada müfredatla ilgili eleştirileri de yanıtladı. Yabancı dil 100, din kültürü 100, dil ve anlatım 98, beden eğitimi 100, trafik 100, Türk Edebiyatı 99.5. Tebrik ediyorum. 0.5 eksikliği var. 18 milyon öğrenci için tatil başladı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da Ankara Fen Lisesi'nde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Önce nasihat verdi, ardından karne dağıttı. 15 günlük tatilde ne yapacağız? İleride bakan olmak da istiyoruz da bize tavsiyeleri neler onu öğrenmek istedik. Türkiye'deki bu demokrasi ve cumhuriyet herkesin önünü açtı. Cumhurbaşkanımız Rize'den gelme, Kasımpaşa'dan gelme. Dolayısıyla Türkiye'de gidilebilecek makamlar hiç kimseye engel değildir. Açıktır.
Bunu cumhuriyete, bunu demokrasiye, bunu milletimizin ferasetine ve basiretine borçluyuz. Bakan Yılmaz karne dağıtım töreni öncesinde öğrencilere seslendi. Ödev yok dedi. Öğrencilerimizin hiçbirisine ödev verilmeyecek. Ancak istiyoruz ki sanatsal, kültürel ve sosyal yönden kendisinin gelişmesine katkıda bulunacak. Ne olabilir? Kitap okuma. Kitap okuyacaklar. Kitap okumalarını istiyoruz. Okuduğu kitapları da mümkünse bir kitap ama 5 dakika içinde de gelsin kendi arkadaşlarına sınıfta anlatabilsin. Bakan Yılmaz yaklaşık 70 bin kişinin yeni müfredata katkıda bulunmak için müracaat ettiğini açıkladı. Yeni müfredata yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Lütfen inceleyin bakın bu taslağı katkılarınızla daha iyi hale getirelim diyoruz. Taslak, bu taslakta öğretmenlerin görüşü alınmadı. Doğru değil. Bütün çalışanlar, öğretmenlerimiz, Türkiye'de herkesin eğitim üzerine söyleyecek mutlaka bir sözü vardır. İşte o sözleri istiyoruz, o katkıyı bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanı karne dağıtımının ardından başbakanla bir araya geldi. Ailelere mesajını başbakanla birlikte verdi. O karne öğrencilerle birlikte bize de verildi. Yani Milli Eğitim Bakanı'na da verildi. Varsa eksiklikler, kusurlar, o bizim kusurlarımızdır. Bakan Yılmaz'a da kendi karnesi soruldu. O soruya yanıt da başbakandan geldi. Onun karneyi ben vereceğim. Nasıl efendim karne? Daha doldurmadık zaten. İzmir Adliyesi'nde muhtemel büyük bir katliamı kahramanlığıyla önleyen şehidimiz Fethi Seke'nin ismi çocuklarının okuduğu okula verilmişti. Kahraman şehidin 3 çocuğu karnelerini takdir ve onur belgeleriyle birlikte aldılar. Babanız için onurlandırdı, siz de onu onurlandırıyorsunuz. O Türkiye'yi onurlandırdı, çocukları da onu. İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlenen hain terör saldırısını canı pahasına önleyip şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in çocukları Nisa Nur Sekin, Burak Tolunay Sekin ve Zeynep Dila Sekin karnelerini aldı. Kahraman şehidin iki kızı ve bir oğlu İzmir'de babalarının ismini taşıyan okullarına anneleriyle birlikte geldi. Şehit polisin çocuklarına karneleriyle hediyelerini İzmir Valisi Erol Ayyıldız verdi. Evlatlarımız, Fethi Sekin'in evlatları, bizim evlatlarımız. Onlar iftar ve takdir belgelerini ve çok başarılı bir öğrencilik döneminden sonra aldılar. Ve inşallah böyle yiğit bir babanın evladının onurunu taşımakla inşallah hayırlı bir uzun ömür diliyoruz onlara. Kahraman polisin 3 çocuğu takdir belgesinin yanı sıra onur belgesiyle ödüllendirildi. Belgeleriyle beraber çok teşekkür ederim. Efendim 18 milyon çocuk ve gencimizin yaşadığı karne heyecanının sembol bir noktasını vermek üzere 24 ekibi Beykent'te bulunan özel bir okula gitti. Oradaki heyecanı verdi ama ekibin bir de sürprizi vardı. Bakın o neydi? O zil bu kez yarı yıl tatili için çaldı. 18 milyon öğrenci karne aldı. Öğrenciler ve öğretmenler 2 haftalık yarı yıl tatiline başladı. Beykent'teki özel bir okulda 2. sınıf öğrencilerinin karne heyecanı görülmeye değerdi. Senin karneni nasıl bakabilir miyiz? Oo, hepsi çok iyi. Nasıl başardın bunu? Çok mu ders çalışıyorsun? Evet. O heyecan sadece sınıfta değil, 24 stüdyolarında da yaşandı. Moderatör Beyza Hakan hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Oğlu Murat Yaman da o sınıftaydı ve evladının karnesini ilk kez canlı yayında gördü ve Yaman'ın bu sözleri Hakan'a ağlattı. Annene bir şeyler söylemek ister misin buradan? Evet, anne seni çok seviyorum. Ay canım benim, çok teşekkür ederiz. Karnelerini alan çocuklar tatil planlarını çoktan yaptılar. Derslerime çalışacağım. Sonra kardeşimle oynayacağım. Belki kar yağacak. O zaman kar oynarım. Kitap okurum, satranç oynarım, bebeklerimle oynarım, arkadaşlarımla oyun oynarım. Milyonlarca öğrenci için bugün karne heyecanı başladı. Kimi öğrencilerin notları oldukça iyi, kimilerinin ise onlara nazaran biraz daha düşük olabilir. İşte o noktada uzmanlar uyarıyor. Çocuğunuzun karnesini bir başka öğrencininkiyle asla karşılaştırmayın. Karşılaştırma ve kıyaslama yapılmamalı kesinlikle. Her çocuğun kendi has özelliklerinin bulunduğunun bilinmesi gerekir. Çocukların farklı keşfedilmemiş ya da henüz keşfedilmiş yeteneklerinin olduğu unutulmamalı. Tatil başladı ama çocuklar 15 günü nasıl verimli geçirebilir?
farklı spor aktiviteleri olabilir, sinema tiyatro gezileri olabilir ya da müze gezileri olabilir. Ama tabii ki tatil rehavetine de kapılmama adına bolca kitap okumalarını öneririm. Size bravo! Evet, yarı yıl tatili öncesinde Diyarbakırlı öğrencilere de güzel bir sürpriz vardı. Milli futbolcu Gökhan Tören'in gönderdiği bot ve montlarla büyük mutluluk yaşadılar. Ama bu olayın kahramanı, değerli dostum, Star Gazetesi yazarı İlhami Işık'tı. Yeni mont ayakkabı ne oldu? Neler söyleyeceksin? Güzeldir. Mutlu musun? Mutluyum. Karne öncesi çocuklar büyük sevinç yaşadı. Milli futbolcu Gökhan Tören'in iyiliğine Star Gazetesi yazarı İlhami Işık Aracıoğlu. Beşiktaşlı eski futbolcu Gökhan Tören'in gönderdiği, Diyarbakır'a gönderdiği ve 1500 öğrenciye dağıtılan bot ve montlar bugün öğrencilere verildi. Evet, Gökhan Bey sakat olduğu için doktor rapor vermedi uçağa binime. Onun için gelemedi ama çok 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 selam söyledi çocuklar için. Siz de görüyorsunuz zaten mutluluğu şeyi. Müthiş bir duygu. Bu duyguyu herkes tatmasını istiyorum. İngiltere'nin West Ham United takımında forma giyen Gökhan Töre, çocuklar üşümesin diye Diyarbakır'a 1500 mont ve bot gönderdi. Sakatlığı dolayısıyla kendisi gelemedi ama vekaleten Star Gazetesi yazarı İlhami Işık oradaydı. Bu okul, yani Diyarbakır Yahya Kemal Beyatlı Okulu, çok ala 3000 nüfuslu bir okul, 3000 çocuk okuyor, yetmedi 1500 şeyimiz. Onun için biraz evvel konuşurken Sayın Başbakan'dan istirham edeceğiz yardımcı olması adına, bu okulun ihtiyaçlarının tamamlanması. 1500 daha bot ve monta ihtiyacımız var. Yeni bot ve montlarına kavuşan öğrenciler de büyük mutluluk yaşadı. Yeni mont ve ayakkabın oldu. Neler söyleyeceksin? Ben de çok mutlu oldum. Yeni giysilerini yarı yıl tatili öncesi teslim alan miniklerin yüzlerindeki tebessüm görülmeye değerdi. Yarına dönük önemli bir haber. Kartal Tavşantepe metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. İstanbullulara müjde, Kadıköy-Kartal metro hattının devamı niteliğinde olan 4,5 kilometrelik Kartal-Tavşantepe metro hattı açılıyor. Kartal-Yakacık-Pendik-Tavşantepe metro hattının açılışı için çalışmalar devam ediyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. 21 Ocak Cumartesi günü yapılacak açılışla Kadıköy-Tavşantepe arasındaki hat uzunluğu 26,2 kilometreye, istasyon sayısı ise 19'a ulaşacak. Böylece Kadıköy-Tavşantepe arasındaki yolculuk süresi 38,5 dakikaya inecek. Yani çok iyi. Cumhurbaşkanımız da Allah razı olsun. Bu konuda bizim için işe gidip gelmeden, ben Ümraniye'de çalışıyorum. İşe gidip gelmede çok kolaylık oldu benim için. Gerçekten çok güzel bir şey. Bir kere en basit yöntemi trafik yok. En güzel yanı bu. Müthiş olmuş orada, İstanbul için müthiş bir şey bu yani. Normalde her gün Maltepe'den Kozyatağı'na her gün kullanıyorum. Kolaylık mı peki? Evet. Kartal Pendik Tavşantepe metro hattıyla Pendik Bostancı 20 dakika, Pendik Kadıköy 34 dakika, Pendik Üsküdar 38 dakika, Pendik Yenikapı 47 dakika, Pendik Aksaray 48 dakika, Pendik Taksim 61 dakika, Pendik Maslak 72,5 dakika, Pendik Atatürk Havalimanı 77 dakika, Pendik Bağcılar 80 dakika ve Pendik Başakşehir 95 dakika olacak. Ayrıca metro hattının tüm istasyonlarında yürüyen merdivenli giriş çıkışlarla engelliler için asansörler bulunuyor. Bir başka yarına dönük haber. Yarın akşam müzikseverler İstanbul'da çok büyük bir toplulukla buluşabilirsiniz. Elektronik altyapıyla derledikleri şarkılarıyla tüm dünyada müzikseverleri peşlerinden sürüklüyorlar. Her şarkılarıyla dinlenme rekorları, konserleriyle izlenme rekorları kırıyorlar. ...2010 yılında Belçika'dan yola çıkan, bugün dünyada hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Oscar and the Wolf hayranlarına müjde. Down,
Radyo'nun elektropop topluluğu bir kez daha İstanbul'da. Daha önce de birçok kez İstanbul'da konserler veren Oscar and the Wolf'un bu konserinin biletleri satışa çıktığı gün 6 saat içinde tükenmişti. Yoğun istek üzerine tribün biletleri de satışa çıktı. Kariyerlerinin en sevilen şarkılarını görkemli bir ışık ve sahne gösterisiyle taçlandırmaya hazırlanan Oscar and the Wolf, 21 Ocak Cumartesi akşamı İstanbul Volkswagen Arena'da olacak. Efendim bu akşamlık, hatta bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü yine aynı saatlerde yeni haberlerle buluşmak dileğiyle hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. 24 Spor Gecesi. Gökhan Dinç, Haluk Yürekli birazdan stüdyoda olacaklar. Sizleri onlara emanet ediyorum. Hoşçakalın.